Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkamdaki ortamdan da anladığınız gibi Mayıs ayının ikinci tıraş videosuyla karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde bir gönderi paylaşmıştım sizlerle. 3 tane ürün aldığımı söylemiştim. Malum tam kapanma sürecine geçtik ve 17 Mayıs'a kadar kapalı olduğumuz için önden sipariş vermiştim ve 3 tane ürün almıştım. Şimdi bir tanesi Derby Samurai 3 Platinum. Bu güzel. Bunun Samurai 3'ünü de incelemiştim, bu Platinum serisi. Bir tanesi Wilkinson Sword'un Quattro Titanium Sensitive şu ürünü. Bir diğeri ise, bunda çok soran vardı, birkaç kez daha istenmişti bu. Yuma'nın bu böyle klasik tıraş makinesi ki bu böyle her yerde, özellikle 1 milyoncularda falan çok var. Eski 1 milyoncu artık biteleciler diyebiliriz onlara. 5 liraya 10 liraya. 10 liraya falan satılıyor. 5 liraya sonra 10 lira oldu galiba. Her şeye zam geliyor. Bunlara da zam geldi. Şimdi bu üçünden bir tanesini kullanacağım. Hangisini diye soracak olsanız Yuma'yı çok sordunuz. Yorumlarda falan Yuma'yı çok beğeniyorum. Merak ediyorum. Bir denesene. Agresiftir diyen de oldu bu arada. O gönderiyi yaptıktan sonra. Onlardan dolayı bunu yapacağım. Diğerlerinde işte Haziran falan gibi önümüzdeki günlerde yine karşınızda olacak. Bir de İsmail sorup duruyor. Diyor ki takipçilerimizden bir tanesi sağ olsun. O da böyle tıraş video çekiyormuş bu arada. Bir kutum var benim, bakın şöyle ürünler dolu içinde. Bununla ilgili bir video çeker misin diyor. Bunları çekeceğim. Bunu ayrıca bir araya alacağım bu videoyu. Onu yapacağım, hani neler var. Bugüne kadar aldığım, mesela şimdi üçlü beşli alıyoruz ya. Ben de mesela şimdi Samurai 3 Platinum aldım. Bunun içinde 6 tane var. Bir tanesini kullanıyorum, kalanını buraya atıyorum. Hatta birini satsana falan diyen de oldu. Bunları bize satsana abi, kullanmadıklarını falan diye. Yani dolapla falan uğraşmak lazım. Dolap var malum, biliyorsunuz bu tip şeyler satıldı. Ama çok uğraşacak öyle bir vaktim yok arkadaşlar. Ben açıklama kısmına bir link koyuyorum. Oradan alışveriş yaparsanız bana katkınız oluyor. Ama ben hani oturup bunları satmaya uğraşmaya bir vaktim yok. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi Yuma ile başlayacağım. Lüks tıraş aparatı diyor. Yerli üretim diyor. Ne kadar lüks, pek lüks gibi gelmedi bana ama. Bakalım, aparat dediği de böyle klasik tıraş makinesi aslında. Kutusundan çıkaralım. Şöyle bir ürün. Çok hafif yalnız bu. Alüminyum gibi bir şey herhalde bu. Metal değil yani. Metal derken çelik falan değil. Bayağı hafif. Şöyle iki parçalı. Basit bir mekanizma aslında. Yıllardır hani kullanılan standart bir mekanizmamız var. Hangi tıraş bıçağını kullanacağım bununla? Jileti daha doğrusu. Shark kullanacağım. Tabii şimdi bunlara göre değişiyor arkadaşlar. Yani kullandığınız tıraş bıçağının agresifliğine göre de makinenin agresifliği de değişiyor. Onu da söyleyeyim. Ben bunu kullanacağım. Şimdi çıkartayım bir tane içinden. 5 tane var. Bunda bayiliyle mi gelmişti? Bir tanesiyle gelmişti ya. Bir sürü şey hediye yollamışlardı. Bununla gelmedi. Bu 9 liraya aldım ben bunu. İşte Kargosu, Margosu 19 liraya ne falan geldi. Şimdi şu şeyi şuraya koyalım. Mekanizmamızı da çıkaralım. Tıraş jiletimizi de koyalım. Şöyle. Evet, koyduk. Sıkıştırıyoruz. Evet. İşte gördüğünüz gibi sıkıştırdık ve tıraşa hazırız. Yuma yazıyor. Şurasında da her yerinde Yuma diyor. Yerli malıymış bu. Bakalım göreceğiz ama sapı çok kısa geldi ya. Bu sap biraz daha uzun olabilir sanki. Hani bir tık daha böyle aşağı doğru böyle bir 2-3 santim daha uzun olsa, şöyle bir şey olsa 3 santim yakışır bence. Sanki daha rahat olur tutması. Bu çok kısa kalıyor bence. Yani çok, elim çok büyük bir insan değilim ben ama ne bileyim, bence biraz daha uzun olabilir. Şimdi ne kullanacağım köpük vesaire olarak, onu da soruyorsunuz. Wilkinson'un bu fırçası var. Klasik fırçam benim, kullanıyorum bunu. İşte 3 liraya 5 liraya aldım dandik köpürtme tasım var. Bir de bu sefer Arco kullanacağım. Arco'nun tıraş sabununu kullanmış olacağım. Şimdi bir yüzümü yıkayayım. Tekrar karşınızda olacağım. Evet, yüzümü yıkadım, geldim. Şimdi sabunumuzu da sürdük ve köpürtme operasyonuna başlatıyoruz. Ya çok anlattım bunu belki ama böyle bir 30 saniye 1 dakika boyunca şöyle şöyle yapıyorsunuz. Köpük böyle krem şanti krema kıvamına gelene kadar devam etmeniz gerekiyor şu harekete. Bu zaten geldiği zaman siz de anlıyorsunuz. Hani böyle bir hareket şey olduğu zaman üzerinde böyle küçük küçük noktacıklar var. O noktacıklar ortadan kalktığı zaman krema kıvamında hazır olmuş oluyor. Şimdi şöyle bir yapalım. Evet. Bakalım biraz daha yapayım.
Bakın şöyle. Krem şanti gibi böyle insanın yiyesi geliyor tabii. Yenmiyor bunlar. Şöyle bir yüzümüze bir sürelim. Buradan güzel ASMR videosu çıkar ha bu arada. Bak şöyle. Yapayım mı ASMR? Ne dersiniz arkadaşlar? Yorum atın bakalım. İsteyen var mı? ASMR nedir bilmeyenler de bir araştırsın konuyu. Şu burnumuzdaki şeyleri silelim. Şimdi o zaman başlıyoruz. Hadi bakalım Bismillah deyip yumurtamızı ıslattık. Dikkatlice başlıyoruz operasyonumuza. 30 derecelik açı arkadaşlar, bu önemli. Çok dik olmayacak, çok yatay da olmayacak makine yüzümüze. Fena almıyor ya bu arada. 10 liralık bir makineye göre güzel yani. Öyle agresif falan da değil bu arada. Tabi buraları kolay yerleri. Asıl zor yerleri biraz daha. İşte ağzımızın kenarları, bıyıklarımızın olduğu yerler biraz daha zor olur. Söylediğim gibi sapı çok kısa. Bunun sapı biraz uzun olmalı. Çünkü sap kısa olunca tutması biraz zor oluyor. Bakın bu kadar. Yani bu 10 santim falandır bunun sapı en fazla. Bir 15, hatta zorlasak böyle bir 20 santim olsa sanki daha rahat olur. Evet, gayet güzel oluyor. Şimdi en hassas yere geldik. Şu bıyıkların olduğu yerler. Çünkü kesilme olursa genelde bende orada oluyor. Çok dikkatli bir şekilde yapıyorum bu arada farkındaysanız.
Şimdi fena olmadı bu arada. Tabii birazcık fütürlü oldu. Hani mesela bir tur daha atsam sanki daha güzel olacak gibi geliyor. Açık söylemek gerekirse. Ama hani 10 liralık bir ürün için bence gayet iyi. En azından klasik bir makine 10 liraya. Yani daha ucuzunu bulamazsınız zaten, öyle söyleyeyim. Gayet başarılı bir şekilde aldı. Şimdi yüzümü yıkayayım, tekrar karşınızda olacağım. Evet, Yuma ile tıraş oldum. Klasik bir tıraş makinesi bu. 10 TL'ye almıştım. Piyasada belki daha ucuz da 7-8 liraya falan da bulabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bana kargo ile beraber 19 liraya falan geldi. Bence fena değil. Hani öyle aşırı bir sinek kaydı yapmıyor tabii ki. Ama biliyorsunuz bu tip ürünler daha çok keyif ürünleri olduğu için hani böyle aşırı bir sinek kaydılık beklemiyorum. Ama ben tek sefer aldım. Siz mesela iki seferde böyle iyice sıcak suyla köpürterek falan alırsanız çok iyi sonuç alırsınız bence. Agresif uyarısı yaptı bazı arkadaşlar ama bana çok agresif gelmedi. Bir de çok dikkatli oldum tabii ve belki de tecrübe de kazandım artık bu konularda. Sizin de yorumlarınızla beraber. O yüzden bana çok agresif gelmedi. Yani güzel bir tıraş oldum. Böyle vaktiniz varsa rahat rahat tıraş olayım diyorsanız Yuma'yı öneririm. Fiyatı da uygun. Alırsınız. Dikkatli bir şekilde tıraş olduğu zaman bakın böyle. Gayet güzel. Şöyle bir tersten de bakayım. Valla çok da sıkıntısı yok yani, öyle söyleyeyim. Gayet temiz bir şekilde tıraş oldum yani. Biliyorsunuz klasik tıraş makineleri biraz daha keyif işleri. Hani ben mesela bazen soruyorsunuz asker için askere gideceğim, bu olur mu şu olur mu diye. Klasik makine olmaz, onu söyleyeyim. Klasik makine hani vakit lazım. Sıcak suyla yaparsanız daha güzel olur. Geriniz hem tahriş olmaz hem gerilmez filan. O yüzden bunları önermiyorum askere gidecek arkadaşlara. Ama onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Yani askerde kullanılmak üzere uygun olan tıraş makineleri isimli bir video çekeceğim. O konuyla ilgili tecrübelisi olan arkadaşlar, yani askerde ben şunu kullandım çok beğendim ya da şunu kullandım hiç beğenmedim, varsa yorumlarınız videonun altına yazın. Ben de o videoda en azından söylerim. Derim ki bunları kullanmışlar, bunu yapmışlar. Ben askerdeyken 2003 yılında ben yaptım askerliğimi arkadaşlar. Jilet Mak 3 kullanmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda pek onu önermiyorum. Biraz pahalı olan bir ürün bu malum. Blue 3 falan tarzında ürünler öneriyorum. Onlarla ilgili bir liste hazırlayacağım. Uygun fiyatlı ve hani yormayacak bütçeleri de olan ürünleri askerlere de özel bir video çekeceğim. O da muhtemelen inşallah 1-2 ay içinde gelir diye tahmin ediyorum. Gelelim puanlama meselesine. Benim bir şurada şimdi çıkaracağım puan sistemim var. 4 kalp, 1 kalp falan gibi veriyorum. Ben bunu beğendim. 4 kalp veririm buna. Güzel de yani, dikkatli tıraş olursanız, keyfinize dikkat ederseniz hemen şurada görmüş olduğunuz 4 kalbi alır benden Yuma. Bunun da altını çizmiş olayım. Şimdi bir tıraş videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Yuma'yı anlatmaya çalıştım. Klasik bir tıraş makinesi. Çok da her yerde bulabileceğiniz, çok kolay ulaşabileceğiniz bir ürün. Böyle biraz keyfe, keder, keyfim için bir şeyler yapayım. Rahat rahat tıraş olayım diyorsanız bir alın deneyin derim. Çok da pahalı bir şey değil. Güzel bir tıraş bıçağıyla denerseniz, jiletle daha doğrusu denerseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız ama birazcık dikkatli olmakta fayda var. Biraz vakit ayırıp yavaş yavaş ağır ağır tıraş olursanız çok daha rahat edersiniz diye tahmin ediyorum. Bu ürünle ilgili merak ettiklerinizi videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için açıklama kısmında bir link var. Trendyol'la bir işbirliği yapıyorum malum. O linklerden alışveriş yaparsanız çok sevinirim. O linklerin sayısını da arttırıyorum ben. Hani şu an 70 küsur ürün var orada. Belki yarın bakarsanız 100 olabilir. Orada olmasını istediğiniz, ya ben bu ürünü alacağım, sana da destek olmak istiyorum diyorsanız oraya bana ve o ürün de orada yoksa bana yazın. Ben oraya hemen eklemesini yaparım arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ürün almadan da bana destek olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Neden abone olma konusunu çok söyleyip duruyoruz. Bizim gibi birçok YouTube'da video çeken arkadaş yapıyor bunu. Çünkü mesela birinden bir şey istediğiniz zaman ben gidip desem ki işte jileti bana ürün gönder. Diyecek ki senin şu kadar abonem var. İşte şu an 7000 küsur, 7900 civarında filan. İşte çok olsun diyorlar. Yani benim için çok umurumda değil. Biliyorum sizin için de belki hani benim çok abonem var, az abonem var diye takip etmiyorsunuz ama abone olun ya bazen, çünkü unutuyorsun mesela. Ben de yapıyorum bunu. Bir YouTube'a çok sevdiğim insanlar var. Bakıyorum kanallarına abone değilim. Hemen oluyorum çünkü o rakamlar önemli. İnsanlar onları hani özellikle markalar değerlendiriyor. Senin abonen az diyor. Videonun çok izlenmesi çok umurlarında değil. Senin abonen az diyor. O konuda bana destek olursanız sevinirim. İsterseniz beni Instagram, Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.